Ben Murat Muratoğlu, ekonominin karanlık lordu. Türkiye enteresan zamanlardan geçti. Hatırlar mısınız? Ordu Giresun arasına Orgi Havalimanı yapılmasına başlanmıştı. Dünyanın en uçuk kararlarını alan ülkeler bile cesaret gösteremediği yerde Türkiye havacılık sektörüne yepyeni bir anlam katmak üzereydi ki Orgi, Orgi. Merhaba MSI. Wikipedia'dan Orgi'nin anlamına bakıp söyler misin bana? Tabii ki Muratoğlu. Model kullanımda orji katılımcıların özgürce açık ve sınırsız cinsel birliktelik yaşadığı bir seks partisidir. Vay arkadaş, özgürlüğün beşiği olan Türkiye'de adamlar marjinallikte tavana vurmuş o yıllar. Tam bir demokrasi şöleni yaşanması an meselesiymiş. Sayın yolcular, kaptanınız konuşuyor. Orji için alçalmaya başladık. Kule, orjiye iniş izni istiyorum. Beklemede kal, kalkışta trafik var. Düşünsenize, havalimanı kulesinde çalışıyorsunuz. Bütün inişler kalkışlar sizin emriniz. Kontrolü kaybetmemek için dua ediyorsunuz. Neyse ki orada Giresun Havalimanı diye değiştirildi ismi. Benim merakım, koca devlet erkanında İngilizceden anlayan bir kişinin bile bu durumdan kullanmaması. Zaten işin asıl enteresan tarafıydı. Ben size her zaman yabancı dil çok önemli demiyor muyum? Kime diyorum? Size. Bir fırsat da sunuyorum. Cambly'de ayda 289 liradan başlayan fiyatlarla. Sudan ucuz çünkü hesapladım. Valla ayda 600 liraya yakın para ödüyorum suya. İster telefonda, ister masa üstünde aç. İstediğin zaman, istediğin yerde. He, arkadaş mı arıyorsun? Bak, alta koydum linki. Aç Cambly'yi, seç öğretmenini, arkadaş ol onunla. Hem de İngilizceni geliştir bu yolla. Hata yapmaktan falan korkma. Gir Cambly'ye, muhabbet et. Hem de hatalarından bir şeyler öğren. Ha, sadece yes, no bilsen bile ne fark eder? Öğreneceksin zaten. Öğretecekler, işleri bu. Ha, devamlı televizyon. MasterChef seyrediyor diyorsun ya. Alın size şeflerin master ekranda. Merhaba, ben Sarıvan. Dünyanın en iyi pizzasını yapan bir insan olarak size 3-5 bir şey söyleyeceğim ama aşçılık son yılların en popüler mesleği. Ve tabii ki dünyanın her yerinde geçerli bir meslek bu. Altın bilezik. Değişik mutfaklara girdim. Ama en önemli şey İngilizceyi bilmek, kendini yetiştirmek. İster yurt dışında, ister Türkiye'de, uluslararası, nerede olursan ol, mutlaka İngilizce bilmen lazım, kendini yetiştirmen lazım. Cambly sayesinde kendimi geliştirmeye devam ediyorum. İngilizce bilmezseniz sadece Türkiye'de çalışırsınız. Ben aşçılık hakkında bir YouTube kanalı açacağım. Sadece Türklerin seyretmesini istemiyorum, bütün dünya seyretsin istiyorum. Gördüğünüz gibi İngilizce bilmem şart. Well, first thing first, you need to have a nice knife. Really nice and sharp, okay? This is how you chop onions, okay? Chop like that first, and then chop like that, okay? Yalnız yediğim açık ara en iyi pizzayı Saruhan yapmıştı. Doğru söylüyor. Direkt yatırım tavsiyesidir. Hele çocuğun varsa. Daha önce de dedim, aşağıdaki indirimli linki tıkla, dua eder ileride sana. Ben de yeni adet gelmiş eski ekonomiye. İşte anlatayım onu size. Ha, ne oldu? Yabancı raporlar bir anda duruldu. Türk lirası soldu. Hele HSBC çok iyimserdi kendisi. Hop, revize etti hedeflerini. Yıl sonu Türk lirası 33 lira olur dolar karşısında demişti. Aa, bir anda 36 liraya yükseltti. Dur güzel HSBC, daha yolun çok başındasın. Ama rahat bırakın, o raporu yazan maaşını gani gani alsın. Yurt dışında bir analist rapor yazacaksa sokağa bakmaz. Açıklanan resmi verilere bakar. Bakmış enflasyon beklenen yüksek gelmiş. Hah, işte beklentilerin üzerinde ile başlayan o güzide cümle. Say, kimin beklentisiymiş lan bu? Peki ya gerçeğini bilseymiş? İşte o zaman kim bilir doları kaç liradan hesap edecekmiş? Say, neye göre az bekliyorlardı? Beklentilerini törpüleyen etmenler nelerdi? Zaten istatistik kurumu törpülüyor enflasyonu. Bir de sen törpüleyince oluyor katmerli. Hele bizimkiler. Pazara, markete de mi yolları hiç düşmedi? Yandaş kanallardan başka hiçbir haber bülteni seyredilmedi mi? Nasıl alıştırmışlarsa insanları, %6-7 bekleyen bile istatistik kurumu nasıl olsa düşük açıklayacak diye düşünüp kurumun açıklayacağını tahmin etmeye çalışıyor. Arkadaş, zaten yalancıya bir şey yapsalar memleket muasır medeniyetler seviyesine geçecek hemencecik. Enflasyon verisi öncesinde iyi niyetinden şüphe etmediğim, ki bu yolların taşları hep iyi niyetle döşenmiştir. İşte Mehmet Şimşek çıktı ekrana. Mevcut tablonun seçimden sonra değişeceğini ve ümidimizi kaybetmeyeceğini
etmememiz gerektiğini anlattı. Nitekim kendisi tarafsız falan değil. Bürokrat gözüyle de bakmayın, o bir siyasi. Yıllarca AKP'de siyaset yaptı kendisi. Ya bundan daha 3-4 gün önce kürsüye çıkıp Murat Kurum'a oy istemedi mi? Ahan da filmi. Eğer büyükşehir iyi çalışırsa daha verimli şirketleriniz olur. Niye? Çünkü evden işe, işten eve daha az zaman harcar. Evet, işte o nedenle Murat kardeşimiz gelirse daha yüksek verimlilikle çalışır. Murat kardeşimizi güçlü bir şekilde desteklemekten geçiyor. Evden işe, işten eve çabuk gidecekmişiz de Murat Kurum'un kendisi mi arabayla bırakacak bizi? Ha, o Kanal İstanbul'u kazmaya başlasınlar bir. İşte o zaman görürüz bakalım her gün 10 bin harfiyat kamyonunun ya da hafriyat kamyonunun şehir trafiğinde dolaştığını. Yapmayacağız diyor mu? Açık açık bana onu söylesin. Diyemediğine göre pas geç kurumu gelsin şeye. Övmeyecekti de ne yapacaktı? Başka ne diyecekti ki bu ekonomiye? Ha, iyi gidiyoruz işte. Piyasalarda herkesin dile getirdiği, acaba doların yol haritası geçen yılın seçim sonrası gibi benzer rotayı izleyecek mi? Ha, ne olmuştu? Dolar tutuldukça tutuldu, o son oy kullanıldı, seçim sonuçları açıklandı ve dolar uçtu. Aradan 8 aya yakın bir zaman geçti. Ekonomi yönetimi değiştirildi, faizler arttırıldı. Zira dolar yine de serbest bırakılamadı. Ve birlikte görüyoruz son bir haftadır dolarda bir kalkışma çabası. Halen sürüyor aynı yöntemle tutma çalışmaları. Mehmet Şimşek konuyla ilgili olarak seçim sonrasına, yani yerel seçim sonrasına ilişkin tabiri caizse devalüasyon, kur, liranın değer kaybına ilişkin beklentiler bana çok anlamlı gelmiyor. Ona anlamlı gelmiyorsa elbet vardır bir bildiği. Zaten enflasyonun altında artacak demişti. Belli ki yine kasacaklar para sistemini. Ama tabloya bakıyoruz, Merkez Bankası rezervleri geçen seferkiyle aynı rezillikte. İyileşme yok denecek düzeyde. Geçen yıl -75 milyar dolara kadar çıkmıştı. Daha bugün açıklandı -60 milyar doları geçmiş. Tam 7 iş günündeki rezerv kaybı 6.4 milyar dolara ulaşmış. Ve seçime 3 hafta daha var. WhatsApp'a bakıyorsun, Türk Lirası gruptan ayrıldı yazıyor. Monopoly parası bile daha saygıdeğer halde olduğuna inanır mısın? Yani oyunlardan gidiyorsak Türk Lirası papaz kaçlıdaki papaz gibi. Kimse elinde tutmak istemiyor kendisini. Herkes birbirine iteliyor. Çünkü para politikası yetmiyor. Genişleyen kamu harcamaları, geçen seçimin kapanmayan yaraları ve artmaya devam edecek olan enflasyon belası. Sorunların sadece birkaçı. Adamlardaki yine seçim kafası. İnsan da düşünüyor haliyle. Bütün sebepler aynıysa ne olmalı sonuçları? Böyle bir resim varken ortada ellerindeki doları satmaları için nasıl ikna edecekler vatandaşları? Nitekim edemiyorlar. Zira kimse dolar tutup para kazanmaya falan çalışmıyor. Kötü yönetimi görüyor ve birikimlerinin çöp olmasını istemiyor. Haliyle bankaların kredi vermesini kısıp, insanların Türk lirasına ulaşmasını zorlaştırıp, tuttukları dolarları satmalarını sağlayabilir misin? Ya hepimiz buradaydık, bunu daha önce defalarca denediler. İstenilen sonucu hiçbir zaman elde edemediler. Neye güveniyorlar bu sefer? Mehmet Şimşek onu da söylemeye çalıştı. Hadi izleyelim teker teker. Bir, bu ülkenin cari açığı azalıyor. Geçen sene seçim öncesi cari açık 60 milyar dolar. Bu sene muhtemelen seçim ayında cari açık 30 milyar dolar civarı olacak. Mehmet'im, Mehmet'im. Türk lirası zaten değerli. Dolar burada kalırsa, bu hızla artarsa millet üretimi bırakır. Kimse üretmez. Gider dolar alır, onunla da ithal eder. Çünkü en ucuz şey ülkede dolar. Yurt dışında resmen daha ucuza satılıyor mallar. Haliyle üretici işi bırakıp ithal edip ticarete başlar. Oldu mu sana tüccar? Peki o zaman nasıl azalacak bu cari açık? Ah be Mehmet'im. Siz faizde, kurda böyle devam edin. Cari açık dediğin gibi 30 milyar dolarda kalsın. Ben de bir video çekeyim. Bütün videoyu senden özür dilemekle geçireyim. Başka ne var elinde? Geçen sene ilk 5 ayda Türkiye'de net olarak portföy çıkışı var. Şu anda net portföy girişi var. Herkesin beklentisi seçim sonrasında yurt dışı kaynaklı çok ciddi kaynak girişi olacak. Neden? Sahi ya, neden? Umut bir strateji değildir. Bugüne kadar Türkiye'ye adım atmayan yabancı yatırımcı, belediye ve muhtar seçimi sonrası neden gelsin ki ülke? Şemdinli Yaylapınar Köyü muhtarı yine İbrahim seçildi ve istikrar devam etti. Hadi o zaman al bana oradan 500 bin not Ereğli mi diyecekler? Bırak Allah aşkına ya. Başka? Geçen sene Mayıs ayında, seçim öncesinden bahsediyorum, enflasyon na göre faiz çok düşük değil miydi? Şimdi şu anda Merkez Bankası'nın politika faizi, ama bu haftalık bunun yıllığı %56'lara denk geliyor. Şimdi
Mevduat faizleri geçen sene 20'li rakamlar 50'nin üzerinde. Dolayısıyla TL'yi destekleyen bir politika seti var. Bak burada haklı. Gerçi mevduatlar 50'nin üzerinde daha çok yeni çıktı. Geçen hafta falan yoktu bu oranlar. Enflasyon kaçta? Son açıklanan hem de istatistik kurumuna göre olan %67.57'de. %70'lere kadar çıkıp eğecek boynunu. Peki ya bütçe? İzin verecek mi sonrasında da düşüşe? Çünkü yetmedikçe para basılacak merkezde. Nitekim kendisi bütçeyi övdükçe övdü de bütçe gerçekleşmelerinde kur korumalı mevduat yükünün Merkez Bankası'na devredilip sayfadan uçurulduğunu hiç söylemedi. Acaba kim bunu hazineden Merkez Bankası'na geçirdi? Vallahi etrafta o kadar çok günah keçisi var ki günahsız keçi kalmadı maşallah. Bence keçilerde değil sıkıntı zaten. Ya ne olacak o zararlar? Nereye yazacaklar? Oldu olacak, maaşları da bütçeden çıkar. Al sana başarı tablosunun hası. Bakın Mehmet başardı. Başka? Biz Dünya Bankası'yla ve diğer uluslararası çok taraflı bankalarla çok iyi diyaloglar kurduk. Bu çok taraflı bankalarla oturduk, konuştuk. Ciddi bir şekilde kaynak sağlayacaklar. Altyapı için 12.7 milyar dolar bu tür proje kredisi bekliyoruz. Bakın uzun vadeli uygun koşullarda. Dolayısıyla 12.7 demek kaynak girişinin artacağı. Türkiye'ye döviz girişi artacak. Hatırlar mısınız Eyper'i? 11-14 Ekim'i. Hani Mehmet Bey Fas'ın Marakeş şehrine gitmişti. Nitekim IMF ve Dünya Bankası toplantıları vardı o sıralar. Dünya Bankası Türkiye'ye 3 yılda 35 milyar dolar kredi verebileceğini açıkladı. Şansa bakın ki asla bünyesinde olamaz dediğimiz İsveç hop NATO'ya girdi. Yani olay F-16 falan değildi. Şimdi Amerika'nın son onayına bakıyor bu anlaşma. Bize borç verecek olan Dünya Bankası ama dolayısıyla IMF. Hani Bretton Woods ikizleri olarak geçer literatürde. Kardeş kuruluşlar demiştim ya. Hani neredeyse çalışanları bile aynıydı. Her iki kurumun görev alanına giren ülke yardımları ve politikalar da birlikte karar alıyorlardı. Nitekim bizim açıkladığımız orta vadeli program aslında IMF'ye sunulan bir niyet mektubuydu. Bence Mehmet Şimşek de IMF şefi ama Hazine ve Maliye Bakanı diye geçiyor Türkiye'de. Bakın Dünya Bankası proje bazlı kredi verir. Bizim projemiz ne? Deprem. Madem el alemden borç alacaktınız deprem için niye vergilere abandınız? Taş mı yesin saraydaki? Yanlış anlamayın, saray muhalebecisi. Ortamlarda soran olursa IMF bizden borç istedi deriz. Aman ha ağzınızdan kaçırmayın. Ne olur. Karizmayı çizdirmeyelim. Bunu sadece biz bilelim. Ve sonuçta cari açığın azaldığı, kaynak ihtiyacımızın azaldığı, Türkiye'ye girişlerin hızlandığı, liranın çok güçlü bir şekilde para politikası üzerinden desteklendiği, mali disiplinin sağlandığı, seçim belirsizliğinin ortadan kalktığı bir dönem de enflasyondan daha fazla değer kaybetsin. Artık bu kadar konuşunca, onca laf edince anlıyoruz ki doların yılı 40 lira civarında, kapatması için ellerinden geleni ardlarına koymayacaklar. Hemen şunların kısaca bir üstünden geçeyim. Cari açık geçen seçimde 60 milyar doların üstündeymiş. Bu yıl seçim öncesi 30 milyar dolara kadar inmiş. Ve bu böyle gidecekmiş. Geçen yıl ülkeden net portföy çıkışı varken bu yıl net portföy girişi olmuş. Aramızda kalsın, bu giriş için Hafize Gaye Erkan'a teşekkür bile etmemiş. Küresel olarak yaşanacak enflasyon düşüşleri Türkiye gibi ülkelere para girişi sağlayacakmış. Ulan bizim gibisi var mı? Haddini bil, kimsin sen? Dünya Bankası ile anlaşılmış. İşte dediğim gibi proje kredileriyle uzun vadeli kaynak girişi yaşanacakmış. Tabii bu parayı sokmak için devalüasyon yapmamızı istemezlerse. Hali hazırda faizler yükseltilmiş. Seçim belirsizliği de ortadan yakın zamanda kalkacakmış. Tabii Erdoğan İstanbul seçimlerinin tekrar edilmesini istemezse. Bütün bunlar ışığında da Türk lirası parlayıp değer kazanacakmış. Madem kendisinden bu kadar emin, soruyorum ona, neden dolar kurunu tutmaya çalışmak ilk hedefin? Bırak bakalım nereye giderse gitsin görelim. Adımız Hıdır, 8 ayda elimizden gelen budur arkadaş deseydi. Çay kaşığıyla toplarken kamu maliyesinin kepçeyle genişlediğini görmezden gelmeseydi. Hadi bir nebze. Lafını ne kadar dinletiyor yönetime? Yahu kendisine soruyorlar, hala dolar serbest piyasada belirleniyor diyor. Zaten iş orada kopuyor. Başka soruya gerek kalmıyor. Bakın Nurettin Nebati de hayalciydi. Ama hiç değilse kurları kontrol ediyoruz, biz yapıyoruz falan diyordu. Doğruyu söylüyordu. Mehmet Şimşek herkesin gördüğü gerçeği söylemekten acizse Türkiye'nin nasıl daha iyiye gideceğine inanalım ekonomide. Tarlayı, bağı, bahçeyi, mahsulü, neyi var neyi yok hepsini satıp pavyonda yiyen dayı gibi ellerindeki birkaç doları hala göz boyamak için harcıyorlar ya.
Ben ona yanıyorum. Sonrasında nasıl toplayacaklar? Başarabilirler mi? Şöyle anlatayım. Laf aramızda kalsın, başaramazlarsa 50'den başlar. Oradan hesapla nereye gider? Bu paralar bedavaya gelmiyor bize. Bakın yeni para gelmese bile hiç sıfır. Bir yıl içinde ödenmesi veya döndürülmesi gereken, ödeyemeyeceğimize göre döndüreceğiz zaten. Para miktarı 226 milyar dolar. Resmen kendileri açıkladılar. Cari açık hadi iyimserle 35 milyar dolarda kalacak desen etti mi sana 261 milyar dolar? Geçen yıllarda borçlanılan vadesi 2024 yılında gelen yaklaşık 40 milyar doları daha ekleyelim. 300 milyar dolarcık. Bırak ekstra parayı. Bunu ortalama %9 faizle çevirsek ülkeden 27 milyar dolar uçacak. Ve borcumuz aynı kalacak. Hiç azalmayacak. Yani hesap öyle veya böyle tutmuyor. Daha mantıklı bir açıklaması olan varsa buyursun anlatsın. Sayılar orada, ben buradayım. Peki ne olacak? Lamıcımı yok. Seçimden sonra faizler arttırılacak. Aslında ne kadar erken arttırılsa o kadar iyi ama yapmayacaklar nasıl olsa. 500 bas puan yani 5 puan faiz arttırımı bekliyor bizi seçim sonrasında. Ya olmazsa? Heh işte o zaman Mehmet'imin anlattıklarını unutun. Dolar için top atılır, iftar vakti gelir, üzerine soğuk bir su içilir ve rota yeniden belirlenir. Arkadaşlar Muratoğlu size bir kez daha abone olmanız için aşağıyı işaret eder. Biraz daha aşağı kay. Heh, Cambly'nin deneme sürüşü orada. Muratoğlu size bunu şiddetle önerir. Ve karanlıkta kaybolur gider. Hikaye burada biter mi? Bitmez. Muratoğlu pazartesi bekler. Kalbim sizinle, güç bizimle olsun.